Bakın Narin katledildi. Narin'in katledilmesine dair araştırma önergesi verdik. AKP, MHP oylarıyla reddedilmiştir. Bu artık bir neredeyse klişe haline gelmiştir. Muhalefetten gelen her türlü araştırma önergesine karşı biz bu cümleyi duyuyoruz. Çünkü bunun sonuçları mecliste yaşanıyor. Yani hiçbir şey araştırılmıyor. Diyorlar ki yargıya müdahale mi ediyorsunuz? Sanki kendileri hiç hayatları boyunca yargıya müdahale etmemişler. İşte biraz önce bahsettik, Kobani Kumpas davası başlı başına bir yargıya müdahaledir. Yargıya müdahalenin doruğudur. Gezi davası yargıya müdahalenin doruğudur. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şeydir. Kaldı ki burada yargıya müdahale söz konusu değil. Yargının dokunmadığı yerlere dokunuyoruz. Diyoruz ki o köydeki mermiler nerede, silahlar nerede? O köydeki DNA'ların yok edilmesine yönelik organize işler nasıl hayata geçmiş? Nasıl olmuş? Bu çocuk katledilirken 19 gün boyunca çocuğun cesedine ulaşılmazken neler olmuş bitmiş? Neden bu sorumlular gereğini yerine getirmemiş? Bunların araştırılmasını istiyoruz ama karşımıza yine aynı klişe laf çıkıyor. Evet, bu iktidar çocuk düşmanıdır. Çocuklara yaklaşımına baktığınızda zaten bunu anlıyorsunuz. Çocuklar katledildiğinde bir duyarlılığı görmememizin nedeni de bu. Evet bakın, eğitim yılı başlayalı daha bir ay olmadı. Okullarda sorunlar dağ gibi. Gidin sokakta velilerle konuşun, size durumun vehametini en açık çıplak şekilde anlatsınlar. Okullar pis, kirli, hijyenik değil. O ufacık çocuklar o pis ortamlarda, o kirli ortamlarda eğitim almaya çalışıyorlar ve gerçekten bunun sonuçlarını nereden test edebilirsiniz biliyor musunuz? Bakın Türkiye'de son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir grip salgını var. Bu kadar grip salgını neden oluyor? Bunu sağlık verileriyle karşılaştırdığınızda okullardaki hijyen koşullarının olmamasıyla birebir örtüştüğünü görürsünüz. Bu kadar pisliğin içine çocukları göndermek akıl alır şey değil. Veliler okul temiz diyorlar. Neden? Çocukları sağlıklı ortamda olsun diye. Sadece bu mu? Taşımalı eğitim dediğimiz eğitimde çocukları okula götürecek olan servisler kaldırıldı. 30 kilometrenin ötesine servis yok. Neden? Tasarruf tedbiriymiş. Bu ülkede dönüp baktığınızda tasarrufa buradan başlayabilmek nasıl bir vicdandır? Yani bu ülkede tasarruf yapacağınız şey çocukların okul servisi midir? Saraya bakmayan, bu talanı yapan müteahhitlere bakmayan göz çocukların okul servisine gözünü dikebiliyor. Burada da bitmiyor. Tabii çocuklar aç. Evet, Türkiye'de ciddi bir açlık meselesi vardır artık. Yoksulluğun ötesinde bir açlık meselesiyle karşı karşıyayız. Ve bundan en çok etkilenen de tabii ki çocuklar. Çocukların beslenme sepetleri boş. Önerge verdik, dedik ki, kanun teklifi verdik, dedik ki, gelin okullarda çocuklara bir öğün yemek verelim. Ve bunun maliyetini de hesapladık. Bunun maliyeti aslında çok, bütün bu harcamalara baktığımızda, sarayın harcamasına baktığımızda, Diyanet'in harcamasına baktığımızda, bir sürü bakanlığın yapmış olduğu israfkar harcamalara baktığımızda bunun maliyeti cüzi bir maliyet olarak kalır. Yani çok kolay halledilebilecek bir şeyken tıpkı taşıtlardan tasarruf yapıldığı gibi çocukların gıdasından da tasarruf yapılıyor. MESEM'ler, ÇEDES'ler, eğitim sistemi artık bir sistem olmaktan çıkmış durumda. Ve şu anda öğretmen meslek kanunu genel kurulda görüşülüyor. Zaten AKP iktidarları sistem yapamaz iktidarlardır. Bir sistem var etme aklından yoksun iktidarlardır. Bununla da yetinmezler, mevcut sistemleri de boza gelmişlerdir. Eğitim sistemini öyle bir hale getirdiler ki her yeni gelen yasayla bu sistem daha da kötü hale sürüklendi ve bunun da bedeline, mağduriyetine çocuklar katlanmakta. Evet, savaş devam ediyor. Sokakta savaş devam ediyor. Toplumsal barış yıkımı devam ediyor. Kadınlar katledilmeye devam ediyor. Kadın cinayetleri artık öyle bir hal aldı ki
şu gün itibariyle bu yıl içinde 292 kadın katledildi. Dün 6 kadının katledildiğini öğrendik. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in hunharca katliamı, inanın hiçbir şekilde hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir katliam. Evet, 292 kadının katledildiğinden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve her cinayetten sonra açıklama şu: hastaydı, alkollüydü, sinirliydi. Şimdi baktığımız zaman alkol kullanım oranı, hastalıkların oranına baktığımızda dünyanın her yerinde evet hastalar var. Dünyanın her yerinde alkol kullananlar var. Bunların ortalamasında Türkiye'de bir farklılık yok. Ama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kadın katledilmiyor. O yüzden Türkiye'deki kadın cinayetleri politiktir. Bu iktidarın zihniyetinin sokağa yansımasıdır. Bu eril zihniyet, bu erkek egemen zihniyet, bu anlayış sokağa taşındığında işte kadınlara yönelik tacizin, tecavüzün ve cinayetlerin, şiddetin yaygın bir şekilde hayata geçmesine neden oluyor. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş diyor ki durduracağız, kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazıyacağız diyor. Nasıl kazıyacaksınız? Bugüne kadar neden kazımadınız? Bu konuda ne yaptınız? Kadın düşmanı politikalarla mı kazıyacaksınız? İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ederek mi? Bu eril dille, bu kadınları aileye, eve hapseden anlayışla mı kazıyacaksınız? Neyle kazıyacaksınız? Ve 22 yıl geçmiş. Siz kadınlara sadece mezar kazıdınız. Mezar kazdınız. Evet. Bütün bu yaşananlar aslında Türkiye'nin nedenli barıştan uzak, şiddet ve savaş sarmalında olduğunu gösteren büyük fotoğraftır. Tabii en vahim tablolardan biri de ekonomik alanda yaşanıyor. Fakat güler misiniz, ağlar mısınız tablosuyla karşı karşıyayız. Baktığımız zaman gerçekten bir parodi var karşımızda. Bilirsiniz ikililer vardı geçmişte, ikili parodiler yapılırdı. İşte Ateş Böcekleri gibi, Laurel Hardy gibi, bunlar sürekli espri üreten ikililerdi. Şimdi de Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın ikilisini izliyoruz. Özellikle her ayın 3. günü bu ikili muhteşem parodilerle halkın karşısına geçip adeta kendileri eğleniyorlar, halkı aldatıyorlar. Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. 3'ünde bu ikiliden muhteşem açıklamalar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı'na soruyorlar enflasyon rakamını, bilgim yok diyor. Kimin bilgisi olacak? Yani bilgisi olması gereken ilk şahıs, zat, bilgisiz. Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. Elma ile armutu karıştırmıyoruz. Kırmızı elma, yeşil elma. Bu kadar gayri ciddi, bu kadar ciddiyetsiz iki zat, birisi Merkez Bankası Başkanı, biri Hazine ve Maliye Bakanı. Ve hiçbir tahminleri tutmuyor. Sayın Şimşek'in bir özelliği var. Hiçbir tahmini tutturamama özelliği. Enflasyon rakamları ile ilgili yapmış olduğu hiçbir tahmin tutmadı. Sene sonu hesapları 38'den başladı, 48'e geldi. Senenin sonunda 58 olacak. Tutmayacak.